Tabii ki biz sürecin en başından beri Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na işçi alınması için mücadele ediyoruz. Ve bunu iyi anlattığımızı düşünüyorum. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun işçi açıklarının bir an önce giderilmesi ve Zonguldak'ta istihdamın artırılması adına yaptığımız bir çalışma. Tabii bunu sadece Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na işçi alınsın diye ezbere söylemiyoruz. Tabii yaptığımız çalışmalar var. GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK'ya alınacak 2000 işçinin şartların henüz açıklanmadığını söyledi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na işçi alım süreci uzayabilir açıklamalarına yanıt veren Yeşil, ben sürecin uzayacağı konusunda hemfikir değilim. Süreç sağlıklı bir şekilde ilerliyor. En kısa zamanda da sonuç alınacak. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun işçi açıklarının bir an önce giderilmesi ve Zonguldak'ta istihdamın artırılması adına yaptığımız bir çalışma. 2300 metre ayak uzunluğumuz var. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda ayak dediğimiz üretim panosunun uzunluğu, biz elimizdeki kadro ile beraber sadece bu ayak uzunluğunun %32'sini çalışıyoruz. Bunu seçim yatırımı olarak değerlendiriyorlar. Ben siyasi işlere girmem. İşçi alımları her dönem sık gerçekleşmediği için alacak olduğumuz işçi arkadaş ve personellerimizin de Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda çalışacak potansiyelde olmaları gerekiyor dedi. 2300 metre ayak uzunluğumuz var. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndaki ayak dediğimiz üretim panosunun uzunluğu. Biz elimizdeki kadroyla beraber sadece bu ayak uzunluğunun sadece %32'sini çalışabiliyoruz. Tabii bu günden güne azalmakta. Çünkü emeklilerimiz de artık emekli olmaya zamanı geldi arkadaşlarımızın. Talep edenler emekli olmaya başladı. Halihazırda Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda şu an itibariyle 2000 arkadaşımız emekli hak etmiş durumda. Tabii bununla beraber son çıkan EYT yasasıyla beraber yer üstünde çalışan arkadaşlarımız da emekliliği hak eden arkadaşımız sayısı fazla. Tabii bu arkadaşlarımız emekli olduğunda kurumdaki sürdürülebilirlik artık çok zor duruma gelecek ve biz bununla beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız 1000 kişi açıklamıştı. Tabii bunun da 1000 kişi açıkladıktan sonra durumun ilerleyen dönemlerde daha da zorlaşacağını da anlatarak bunu 2000 kişiye çıkartılması konusunda bir çalışmalarımız oldu. Sağ olsun bölge milletvekillerimiz, bakanlarımız bizlerle beraber bunu iyi anlattığını düşünüyorum. Ve sayı 2000'e çıktı. Tabii bunun seçim yatırımı olarak tabii ben bu siyasi işlere girmem ama kurumun acilen ihtiyaç duyduğu bu personelin alımını gerçekleştirmesi gerekiyor. Mustafa Bey'in tabii ki yaptığı açıklama niye sürecin uzayabileceği konusunda böyle bir açıklama yaptı anlamadım ama zaten şu an mevzuatımızla ilgili birkaç sorunumuz var. Yani bu işçi alımının gerçekleşmesiyle ilgili birkaç sorunumuz var. Tabii bunu bölge milletvekilleri ve bakanlığımızla biz tartışıyoruz. Bu sorunların en kısa zamanda aşılması için uğraş veriyoruz. Çünkü bu işçi alımının sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun ihtiyaçlarını geçici de olsa karşılayacak pozisyonda bitirmemiz lazım. Çünkü işçi alımları her dönem sık gerçekleşmediği için alacağımız işçi arkadaşlarımız, personelimizin de Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda çalışabilecek kapasitede olması gerekiyor. Yaptığımız çalışmalar şu an bunun üzerine. Ben sürecin uzayacağı konusunda hemfikir değilim. Süreç sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Çok yakın zamanda da netliğe kavuşacaktır. 7200 şu an Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun mevcut sayısı. Bunun 6000 yeraltı işçisi, 1200 arkadaşımız da yer üstünde görev yapan arkadaşlarımız. Tabii bu 6000 işçimizin sadece yeraltı işçi olanları hepsi üretimde çalışmıyor. Tabii yardımcı hizmetler dediğimiz servislerde çalışıyor. Şu an 2500 civarında da panoda, yani üretimde direkt çalışan arkadaşlarımız mevcut. Bu sayının artırılması konusunda da yaptığımız çalışmalar sonucunda şu an kuruma 2000 kişi alınacak zaten. Ve üretimde daha da artacak. Ekonomiye, yer altındaki zenginliğimizi katma adına Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu ayakta tutma ve Zonguldak'ımızdaki istihdamı artırma konusunda yaptığımız çalışmalar bunlar.